İyi akşamlar sevgili izleyenler. Seçim 2024 programına yine devam ediyoruz. Tabii kaldığımız yerden yine orduyu, ordunun her köşesini konuşmaya, orada hizmet vermek isteyen adaylarla konuşmaya devam ettik. Şimdi aslında o adaylardan biri değil, bir değerlendirme aslında yapacağız belki de. Geçen seçimde yine konuk almıştık, size bir program yapmıştık. Evet, evet. 8 ay falan oldu herhalde. Evet. 24. ve 25. dönem Ordu Milletvekili, AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Çener'le birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. TV 52 ailesine ve TV 52 izleyenlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah barış, kardeşlik içinde bayramlara ermesini istirham ediyorum. İnşallah şu seçimde bir atlatırsak. İnşallah. İnşallah bayramada çok seçimler atlattık. Bu doğru, da atlatılır. Doğru söylüyorsunuz. Tabii biz burada gerçekten iftar sofralarına bakıyoruz. Çünkü geziyoruz. İkramlar evet. Oluyor falan. Hı-hı. İnsan bazen sızlıyor içi. Çünkü dün bir görüntü geldi elime. Refah'ta bir kampta otu yemeye çalışan 2 yaşında bir çocuk. Sosyal medyada çok döndü. Bu beni çok acıttı. Evet. Ve biz aslında insan vicdanı toplamda buna razı gelemez. Biz aslında Gazze işgal edildi diyoruz ama Gazze dışındaki bütün insanların zihinleri, gönülleri işgal edilmiş durumda. Biz bu işgalden kurtulmamız lazım. İnsanın sade, ahlaklı yapısına yolculuk yapmamız lazım. Bu ay neden kutsaldır biliyor musunuz? Kur'an indiği için kutsaldır. Ve ilk Adem'den yani ilk peygamber ve ilk insan inancımıza göre Adem'den bu yana gelen bütün vahiyler, kitaplar ve peygamberler bir tek gaye için gelmiştir. Allah'ın yarattığı bay insanın ontolojik olarak korunması için. Bütün ritüeller bunun içindir. Başka hiçbir gayesi yoktur. Onun için biz de yaratılış gayesine uygun bay insanı yakalamak için azim ve gayret versin Allah. Buna dua ediyorum. Gerçekten. Aynen öyle. Şimdi bütün uluslararası spor örgütleri, sanat örgütleri, ticaret örgütleri Yahudilerin elindedir. Oscar ödül töreni vardı geçenlerde. Onların hakim olduğu bir organizasyon ve Oscar'da Oscar ödülü alan o sanatçılar İsrail'in yaptıklarını protesto etti. Vicdanlar artık o işgalden kurtulmaya çalışıyor. Bu büyük zulüm. Protesto ettiler mi? Tabii protesto ettiler. İsrail'in yaptığını evet, protesto evet. Ettiler. Yine bir Yahudi asker Washington'da Beyaz Saray'ın önünde kendini yaktı. Evet. Protesto için. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum. Canımız yanıyor. Gerçekten sızlıyor. Ben bu Ramazan hürmetine Allah'ın İsraillilere aklı selim nasip etmesini ve o zulümden oradaki kardeşlerimin kurtulmasını talep ediyorum. Biz de yürekten yani gerçek yapabilecek başka şeyler de olmalı diyorum ama. Tabii ki. Yani ben de mesela daha yeni düştü sosyal medyalarda. Siviller bombalanıyor. Evet. Yani bir sivilin üzerine bir roket atarı niye atarsınız ya? Yani bu neyin şeyidir ben anlamıyorum. Yani ve bunlar ya çocukları görüyorum. Tabii insan içi parçalanıyor. Tabii. Vicdanlar kararmış. Bu çok açıktır. Biraz önce söylediniz. Evet. Bunların işgal edilirken aslında biz bunları gördük, geliyordu yani. Tabii, tabii. Mesela bu, her ülkenin üzerinde onların nasıl geldiği, nasıl birilerinin önü açıldığı başka ülkelerde de var bu. Aslında söyleniyor ama biz o çok uyanamayabiliyoruz bazen bu işlere. Zaten onlar çok sinsice ilerliyor. Kesinlikle. Yani hatta şey derler, maşa kullanır bunlar derler. Yani isim vererek hani o Yahudi lobisi. Tabii, maşa, tabii. Maşanın maşasının maşasını kullanıyorlar. Çok yani net. Ulaşmanız da zorlaşıyor bunların. Mesela kimin bu işleri yaptığıyla alakalı. Ama inşallah. Kafa karıştıran bir sürü olay var tabii. Tabii. Şimdi buradan gelecek olursa bu da bak siyasetin bir meselesidir. Evet. İdeolojik kasıtlı siyasetin ürettiği bir terör devletidir İsrail. Dolayısıyla o zaman siyasetin ilkelerini irdelememiz gerekiyor. Siyaset niçin yapılır? İnsanlar niye siyaset yapar? Medine-i Fadıla'da siyaset şöyle tanımlanır. Erdemli siyaset. İnsanın zamanından, aklından, yeteneğinden,
mali imkanından fazlaya dair olanı, kendisine yetiyor, fazlası var. Bu fazlaya dair olanı diğer insanlar için bedelsiz kullanmaktır siyaset. Ötekinin meselesine menfaatsiz çözüm üretmektir siyaset. Şahsi hırsların, kinlerin, nefretlerin tatmin edileceği alan değildir siyaset. Bütün sorunumuz bu. Dolayısıyla şahsi kinini, hırsını, nefretini tatmin edecek olan insanın yine insanlar üzerinden elde edeceği güçle insanlara bunu yapmasına insanlığın müsaade etmemesi lazım. Evet. Bu çok nettir. Buradan şimdi genel seçimleri yaşadık. Genel seçimlerde aslında gözlemlediğimiz bir şey vardı. Siyasetin farklı partilerle örgütlenmiş olması devleti yönetmek için farklı fikirleri ve projeleri olan insanların bir araya gelmesiyle mümkündür. Ben eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile işte başka bir partiyle aynı şeyleri düşünüyorsam başka parti kurmama gerek yoktur. Başka parti kurmanın temel sebebi ben bu insanlara refah seviyesini daha çok yükselteceğim. Şu ekonomik politikalara, şu sanat politikalarını, şu spor politikalarını, şu kalkınma politikalarını, şu finans politikalarını, şu eğitim politikalarını bunlardan ayrı tutarak yeni bir yönetim şekli icra edeceğim demektir başka olmak. Şimdi 8 ay önce yapılan seçimlerde batılı mahfillerinde hedef haline getirdiği Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarına son vermek için o uluslararası sistemin katalizörlüğünde benzemez bir sürü siyasal parti bir araya geldi. Bir tane cumhurbaşkanlığını daha önce cumhurbaşkan yardımcılığını cumhurbaşkanına çok görürken kendileri 7 tane cumhurbaşkanı yardımcılığı ihdas ettiler. İşe adam değil, adama iş mantığıyla yaptılar. Başka bir şey daha yaptılar. Devletin 400'ün üzerinde üst düzey görevlilerinin hangi parti kontenjandan kaç tane olacağına karar verdiler. Ehliyet ve liyakat değil, sayısal pazarlık yapıldı. Dolayısıyla bu çirkin pazarlığa bu milletin irfanı müsaade etmedi. Dolayısıyla bu partilerin bir araya gelmesi kendi ilkelerinin aslında vazgeçilebilir ilkeler olduğunu, başkaca bir siyasi parti kurmalarının gereğinin olmadığını toplumla paylaşmış oldular. İşin felsefi altyapısı budur. Seçimden sonra, seçimden önce Türkiye'yi emanet edecekleri Kılıçdaroğlu'na seçimden sonra %20'lik CHP'yi bile teslim edemediler. Bunlar çok hazin şeylerdir. Basit gibi gelebilir aslında bunlar ama Türkiye'nin siyasal tarihine bunlar çok kara lekeler olarak geçecek. Şimdi o gruptan ayrılan başka bir siyasal parti diyor ki ben müstakil seçime gireceğim. Niye? Reşit olmak istiyor. Kendini ispat etmesi lazım. Kime? Türk milletine değil. İspat edeceği yer başka bir yer. Çünkü uluslararası sistemin Türkiye'de siyaset üzerinden nüfuz alanlarını bertaraf etmeye yönelik bir çaba değil bunlarınki. Hani yerli milli diyoruz ya mesela. Yerli milli olsa bunlar olmaz. Bir yerlerden süfle ediliyor. Şurada olacaksın deniyor ve orada olunuyor. Şimdi dolayısıyla bu siyasal parti Türkiye'de reşit olabilmek için ne yaptı? Şöyle yaptı. O uluslararası sistem şunu sorgulamayabilir diye düşünüyor. Halbuki sorgulayacak. Efendim falanca ilde daha önce şu siyasi işte parti içinde siyaset yapmış ya da bir belediye başkanlığı yapmış adamı biz getirelim ki fazlaca oy alalım. Mesele yine Türkiye'yi yerel yönetimlerde yönetmek değil. Tek hedef bu bahsedilen siyasi partinin bir önceki seçimde aldığı oyun biraz üstünde oy alarak reşit olduğunu ispat etmesini temin etmek. Peki bunlara kim malzeme oluyor? Bunlara AK Parti içerisinde çoğunluğunu söylüyorum. Daha önce siyaset yapmış, belediye başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, parti yöneticiliği yapmış ve toplumda belli bir karşılığı olan insanları öne sürdüler. Dolayısıyla burada şahsiyet yaparak nefret ve cepheleştirme üzerinden kendilerine bir alan açmaya çalışıyor bu siyaset. Bu siyaset
ne ülkeye ne orduya hizmet edemez. Böyle bir gayesi de yok. Ben geliyorum gümbür gümbür, kaldığım yerden devam edeceğim. Neye devam edeceksiniz mesela? Belediyenin önünde silahlı adamlar gitmişti, onları tekrar oraya mı koyacaksınız? Buna mı devam edeceksiniz? Neye devam edeceksiniz? Korkuyu, toplumda korkuyu mu kürüklemeye devam edeceksiniz? Şahsi hırsınızı, kininizi tatmin etmek için mi geliyorsunuz? Hangi projeyle geliyorsunuz? Bir ton yalan, iftira, bununla orduya hizmet edilmez. Hizmet edeceksek şöyle yapmamız lazım. Yerel seçimler. Ordu ilimiz bizim. Karadeniz'de sahilini korumuş, tertemiz insanların yaşadığı güzel bir şehir. Buraya turizme, altyapı. Önce tabii zaruri ihtiyaçlar. Nedir bunlar? Ulaşım, işte barınma, yani konut stoğu dediğimiz sağlıklı konutlarda oturmayı temin etmek, yeni imar alanları sağlıklı olarak açmak, toplumun önünden gitmek. Toplum önce gece kondu yapacak, sonra biz ona altyapı götürmeye çalışacağız. Böyle bir mantığı var yerel sürecin. Bu yanlış bir şeydir. Biz önce maalesef ama birçok yerde bu şekilde yapıyoruz. Bu yanlış. Bunun düzeltilmesi lazım. Yani toplumun önünden gitmesi lazım belediyelerin. Efendim turizmde ne yapacağız? Sanayide ne yapacağız? Eğitimde ne yapacağız? Sosyal politikalarda ne yapacağız? Bunları tadat ederek bu projelerin toplum huzurunda tartışılarak yarıştırılması lazım. Ne yapıyoruz? Senin baban yanında mı? Annen yanında mı? Köye gitti mi? Kaç yıldır burada oturuyorsun? İkametin var mı? Yanında kim var ailenden falan? Bunlar nedir ya? Bunlar bize lazım şeyler değil ki. Bize lazım olan şeyler üzerinden siyaset yapmamız lazım. Eğer bir siyasetin sermayesi yalansa sonu iflastır. Bu milletin vicdanı bu yalanları kabul etmez. Yaşadığını herkes biliyor. İnsanlar bu sokaklarda yaşıyorlar. Hayatlarını kolaylaştıran projeler var mı? Neler taahhüt ediliyor? Neler yapıldı? Umut kimde var? Kim bir defa sosyal barışı temin edebilir? Bu siyasal kutuplaşmadan nasıl vazgeçirebilir? Toplumda hizmetin, projelerin yarıştığı bir seçim satım haline bu toplum nasıl alıştırılabilir? Yeni dönemde yeni gençlere umut verecek yeni şeyler yapmamız lazım. Kavgadan beslenen siyasetin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Biz siyaseti barıştıracağız, kavgadan uzaklaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu zamana kadar toplumun ihtiyaçlarına, taleplerine, siyasal beklentilerine, maddi beklentilerine göre proje üretecek olan insanları öne çıkardığını ben hep gözledim. Bu çok açık. Bir insanın her şeye gücü yetmeyebilir, her şeye aklı ermeyebilir de. Zaten siyasetin başarısı şununla ölçülür. Siyaset çok akıllı, çok zeki, çok başarılı bireysel olarak insanların yürüttüğü bir şey değildir. Siyaset ortak aklın, ortak becerinin, ortak üretimin başarısıyla ölçülür. Şimdi yerel yönetimlerde iktidar oldunuz. Merkezi hükümetle kavga edeceksiniz. Merkezi hükümetin mahallindeki mahalli temsilcileriyle zıtlaşacaksınız. Diğer siyasi partilerle herhangi barış, kardeşlik, onların projelerinden istifade etmek toplum yararına olduğu müddetçe bu projeyi kim yaptı denmez ya. Hangi proje güzelse sen mi söyledin kardeşim? Bu toplum yararına mıdır? Hale yapalım denilir yani. Bu Ahmet'in projesi, bu falanca partinin projesi, o halde yapmayalım denilmez. Aklın yolu birdir. Doğru olanı herkes toplumun huzuruna geçer ve yapar. Bu nüanslar ve farklılıklar üzerinden sizi millet eğer temsilci olarak seçmişse bu temsilciliğe uygun bir siyaset anlayışının sürdürülmesi gerekir. Dolayısıyla şimdi yerel seçimler yapılıyor. Bizim 19 tane ilçemiz var. Bir de büyük şehrimiz 20 tane belediye başkanı ve bunlara eşlik edecek olan belediye meclislerini seçeceğiz. Adaylar belli oldu. Seçim satım haline girdik. Herkes ulaşabildiği kadar insana ulaşıp kendisine destek verilmesini istiyor. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Doğal olmayan şey şudur. Bunlar şöyle yaptılar. Ben gelirsem görecekler diyeyim. Topluma, idare edenlere parmak sallamak yanlıştır.
Gelecekseniz gelirsiniz. Millet teveccüh edecekse eğer bir kadroyu, bir belediye meclisi üyesini, bir belediye başkanını bizim başımızın tacıdır. Millet iradesidir. Herkes ona saygı duyacak, duyacaktır. Ama ben 2019 yılında Sayın Doktor Hilmi Güler belediye başkanı adayı olduğunda mutlu oldum. İki tane sebebi var. Bir tanesi rahmetli Erbakan Hoca'nın 1996'daki Refah Yol Hükümeti'nde üretim danışmanıydı. Her türlü üretim. Maden üretimi, işte Türkiye'nin elinde avucunda ne varsa kitlerde üretilecek olan onların projelendirilmesiyle ilgili bir. İkincisi bir başka başarısı, ben de Eti Holding'in bağlı olduğu bakanın danışmanlığını yapıyordum. Hilmi abi de o zaman Eti Bank Genel Müdürü'ydü. Evet. Bir yıl içerisinde Eti Holding'in maden ihracatını 3 katına çıkardı. Yani bu tür atom karınca gibi gerçekten çalışkan bir insandır. Gösterişi, seremoniyi, caka satmayı sevmiyor, bilmiyor. Yani evet. bu da onun... İlk geldiğinde bakan olduğunda karşılanmıştı ve tepki göstermişti. Değil mi? Yani tevazudan yana bir insan. Evet. Dolayısıyla şunu söylüyor. Ya ben yapıyorum bir şeyler, yani millet görmüyor mu? Yani anlamında, ama siyasetin, devletin iki özelliği vardır. Bir tanesi kayıt, bir tanesi tören. Siyasetinde seremoni tarafı vardır. Biraz gösteriye dayanan tarafı ve bu millet... Bence son yıllarda çok daha fazla ön planda. Bu, insanlar ona çok bakıyor. Ama şöyle bir şey var. Bu batıya gittikçe azalır, doğuya azalır. Gittikçe çoğalır. Doğru. Mesela İsveç'te seçim olduğunu bilemezsiniz. Bilemezsiniz, aynen öyle. Ama Pakistan'da seçimlerce yüzlerce kişi ölür bu tören ve gösteri yüzünden. Tören ve gösteri aslında doğal hayatın şeyidir, seremonisidir. Yani bazı canlıların diğer bazı canlılara hükmetmek için yaptıkları şeydir aslında. Biz insanız yahu. Yani insanlar tanımlarında bile onlara benzemekten imtina ederler. Etmeleri gerekir. Çünkü biz ötekini de kendi hukuku kadar düşünen erdemli varlıklarız. Medeniyet dediğimiz şey nedir biliyor musun? Şehirdir. Şehir niye medeniyet derler, medeni insan derler? Şunun için derler. Mesela bedevi köyde, kendi arazisinde, kendi hayvanlarıyla, kendi çiftliğinde hiç kimseyle teması olmadan hayatını sürdürür. Şehirde sana düşen coğrafi alan dardır ve ötekinin hukukunu gözeterek yaşayabilirsin hayatı. Medeniyet de tam budur. Ötekinin hukukunu korumak. Biz medeni olmamız gerekiyor yani. Ne kadar kükrersek, ne kadar korkutursak o kadar alan açarız falan. Bu kimin işidir yani? Bu bize ait değildir. Dolayısıyla siyasetin ilkelerinden buraya doğru geldik. Siyaset ötekinin hukukunu koruyan ve öteki için bedelsiz iyilik yapmaya çalışan bir müessesedir. Varlığı itibariyle böyledir. Böyle olması gerekir. İdeal olan budur. Efendim ideale yaklaştık mı? Yaklaşamıyoruz. Çaba gösteriyoruz ama. Bak çabalarımız var. Zayi oluyor çoğu zaman. Gayret ediyoruz. Ama bıkmadan, usanmadan doğruyu yapmaya çalışacağız. Meselemiz budur. Peki bu bahsettiğimiz seçilmeye talip olan insanlar neden böyle ordunun işte Trabzon'la Samsun arasında turizmde, ekonomide sıkışmış bir il olmaktan çıkarıp bunu bir adım öne çıkararak, kimseyi kıskandığımızdan değil, ordunun potansiyeli bu bahsettiğim illerden gerçekten daha büyük, daha çok. Evet. Biz bunları kolaylaştıracak olan merkezi hükümete teklif edeceğimiz projeler şunlar, yerel imkanlarla yapacağımız projeler şunlar, sivil toplum örgütleriyle yapacağımız projeler şunlar, basın yayın örgütleriyle yapacağımız projeler şunlar, kültür sanat ehliyle yapacağımız projeler şunlar diye projelerini çeşitlendirip toplumla paylaşmak daha güzel bir siyaset olmaz mı? Ve orduların tamam bu siyasete alaka da duyar. Bak bizi de hesaba katıyorlar. Biz de olayın içindeyiz. Biz de yönetim, hani beraber yöneteceğiz diyoruz ya, ortak yönetişim diyoruz. Tam da budur. Elbette senin belediye meclisi üyelerinle belediye meclisinde hangi ilçenin hangi sınırlarında habitat olarak kaliteli, dayanıklı, depreme dayanıklı konut yapmayı
tartışamayız. Yani onun ehilleri vardır, onlarla tartışırsın. Kimle? Sanayi odasıyla tartışırsın, mimarlar odasıyla tartışırsın falan. Her şeyi erbabıyla tartışan, görüşen ve onların görüşleriyle yani ili yöneten, şehri yöneten insana ihtiyacımız var bizim. Aslında bu tam bu söylediğim kimliğe uygun insan Doktor Mehmet Himri Güler'dir. Gerçekten söylüyorum. Bir bakın belediyede de bu zaaf olarak algılanıyor. Hiyerarşi yoktur çok. Herkes bildiğini söyler, projesini getirir falan. Bunun verimliliği vardır ama alışılmış bir idare edilme şeklinden siz bu kadar bir gevşek modele geçtiğinizde bu zaaf olarak değerlendirilir. Herkes orada kendi küçük iktidar alanlarını oluşturmaya başlar. Çünkü insanımız... O da bir sorun değil mi ama? Bu da bir sorun. Ama şöyle, bu sorunu aşmak öbür sorunu aşmaktan daha kolay bir sorundur. Şöyle yapabilir. Bürokrasinin başına sizi getirir. Otoriter bir insan. Ben siyasi olarak size hedef koyuyorum. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi hususunda ben sizden sonuç bekliyorum. Hiyerarşiyi oluşturun ve bu sonuçları benimle paylaşın demesi gerekir. Şimdi oradaki bürokratik otoriteyle siyasete seçimle gelmiş adamların birlikte aynı hizada durmaları bürokrasi şımartır. Doğal bir şeydir. Çünkü evet. İnsan böyle bir hegemonik varlıktır. Doğduğundan itibaren çıkar bağırmaya başlar. Ben geldim dünyaya bana alan açın diye. Bundan itibaren... Ama orada sanki liyakat bence bu işi çözer diye düşünüyorum. Şöyle, liyakat da çözer. Elbette çözer ama bir hiyerarşi varsa bir yerde sebebi vardır yani. Yani bir hiyerarşi olması gerekir. Ben ona katılıyorum. Bu gevşek model bir hiyerarşi olur ama herkes sorumluluğunu bilir. Hı-hı. Sorumluluk denetlenebilir. Bizde hedefler konulur, denetlenmez. Takip yapılmaz. Bizde denetleme ve takip yeteneği geliştiği an biz dünyanın bir numaralı... Sonuna kadar katılıyorum. Bunu her yere de yaymak gerekir. Bu çok önemli bir şeydir. Efendim bunu biz şey yaptık, ne oldu? Neticesi ne bunun? Neticesi sormadığında unutuluyor. Evet. Çünkü şöyle, memur... Ve bu bir alışkanlık haline gelmiş her yerde. Bunun sebebi şu işte, memur şöyle düşünüyor. Ben 657 sayılı devlet memurları kanunu çerçevesine girdiğim zaman işi yapmasam daha faydalı olur. Niye? Yaptığında yanlış yapma ihtimali var çünkü. Hiç iş yapmadığında yanlış da yapmıyor. Onun için kafası rahat ediyor. Biz risk alan ve aldığı riski millet adına alan, başarı adına alan, üretim adına alan insanlara ihtiyacımız var. Bu da şöyle gelir. Marifet iltifata tabidir. Başarılı bir insan buldunuz, onu taltif ederseniz, onu diğerlerinden bir adım öne çıkarırsanız işte o hiyerarşi öyle oluşuyor. Ha, başardığında demek ki insan liyakatli, başarılı olduğunda şurada olabiliyorsun. Falancanın dayısı, falancanın amcası, falancasının yeğeni olmasıyla olmuyor bu iş. Demek ki bu sistem değişti, benim de gayret etmem lazım demesi gerekiyor insanlar. Dolayısıyla biz artık buraya geçmemiz gerekiyor. Başa dönüyorum. Ben mutlu oldum. Niye? Burada bir siyasal barış temin edilecek. Çünkü kamplaşma oldu. O onunla kavga etti. Bu bunun peşinden koştu falan filan. Bunlar bitecek. Hem yaşı, hem tecrübesi, hem eğitimi, hem siyasi olarak bu partinin kurucusu, kendi çocuğu yani. Dolayısıyla bunun zaafa uğramasını da istemez. Bu alanda gayreti oldu Allah için. Çaba gösterdi. Fakat olumsuz iki tane temel şey yaşadık. Bir tanesi pandemi. Hemen seçimden sonra pandemi başladı. Evet. Bu insanların özgürlük, hareket alanlarını, iş yapma kabiliyetlerini %30'a indirdi yaklaşık. Bu önemli bir süreçti ve 2 yıl sürdü. Bu önemli bir şey. Burada da alışkanlıklar oluştu, tamam mı? Yani bu alışkanlıklardan da kurtulmak zor hale geldi. İkinci ve önemli şey ki ben sürekli her gittiğim yerde bunun onurunu yaşıyorum. Deprem oldu geçen yıl. Bir yıl geçti üzerinden. Allah rahmet etsin hepsine. Ve depremde Ordu ili belediyeleriyle, bürokrasisiyle, kamu yöneticileriyle yüz akımız oldu. Ben üçüncü gerçekten öyle. Gerçekten. Adıyamanlılar kardeş gibi. Hı hı. Ordu'dan biri aradığında böyle bakıyorlar. Herhalde her Ordu vatandaşı bir Adıyamanlı bir tanıdığı vardır.
ve bununla ilgili bir gurur duymuştur. Çok. O duyduklarıyla. Ben şimdi sokaktayım. Ben ikinci gün işte alana gittik. Biz 4-5 gece hiç uyumadan dolaştık. Hem tespit için çok hazin bir şeydi yani. Evet, çok evet. Ciddi bir kıyamet. Adıyaman'da üçüncü gün çöpler toplanmaya başladı ya. Şehir yok olmuş. Çok yani. Ve işte bizim belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, buradan giden sağlık personelimiz hepsi orada. Herkes böyle bir gayret içinde bir gör. Yani bu çok hoş bir şey ve bu kardeşliği biz yaşadık elhamdülillah. Bu yüz akımızdır. Şimdi aslında ordunun temel altyapı sorunları merkezi hükümet tarafından çözülüyor. Büyük ölçüde de çözüldü aslında yani. Bizim bu Akdeniz yolumuzda az bir yer kaldı. Ora çözüldüğünde mesele bitecek. Temel olarak işte bizim Çambaşı yolumuz ve Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe. Burada da kaç defa müteahhit şeyi bıraktı, iş bıraktı. Ya burada ben şimdi aslında not aldım. Demin siz bir şeyden bahsettiniz. Oraya girecektim de konuyu dağıtmak istemedim. Şimdi Karadeniz'deki iller arasında biz eğitimde en sonuncu sıradaydık. Şimdi Bakan Bey geldikten sonra değişmiş olabilir. Çünkü şey değişti. Eğitimde yatırım alan en son illerden biriydik. Bakan da değişti. Yani ciddi anlamda desteği de oldu. Benim hakkımı yenmeyin. Ben kendi Tabii ben şöyle kabul ederim. Orduyu ben ikili eğitimi sona erdiren adamım. Yani ben bütün yatırımı eğitime yaptım. Şimdi çok önemli bir düşünür. Allah rahmet etsin. Türkiye'nin dedim ki ilk üç sorununu söyler misin hocam dedim. Dedi ki bir tek sorunu var Türkiye'nin eğitim. Bunun yanında ahlak da eklendi aslında. İşte eğitim aslında bu hepsini içeriyor aslında. Öğretim demiyorum bak. Eğitim. Eğitim ahlakı içerir. İçerir. Yani onun için eğitim bizim sorunumuz dedi. Eğitimle alakalı biz altyapı sorunlarını çözdük aslında. Yani gerçekten tabii yenilenecek olanlar var. Daha kaliteli, daha konforlu geçecek yere gitmesi gerekenler falan var. Bunlar ayrı bir şey. Bunları değerlendirebiliriz. Ama işte nedir bu? Sahilimizi koruyarak biz yolumuzu yaptık. Çevre yolu da inşallah bitecek. Yani biraz... İşte ben o noktaya geleceğim. Eyvallah. Yani şöyle, buradan başlayalım. Samsun'u geçtik. Hadi Samsun'u konuşmayalım. Giresun'un yarılarına sıfır asfalt gidiyor. Yani yol sorunu %100 çözülmüş değil ama tabii, ciddi anlamda rahatlamış durumda. Trabzon'un yaylalarını bahsetmeye gerek yok. Gerçekten birkaç tanesine ben gittiklerimi biliyorum. Rize'nin yaylalarına duble yol gidiyor. Yani ama biz hala ben Perşembe Yaylası'nın yolunun bile çok kötü olduğunu düşünüyorum. Kazalara sebep oluyor ve Perşembe Yaylası'nın yolu asıl bana sorarsanız duble yol olmalı. Biz bunu 10 yıl sonra tartışıyor oluruz. Ben onu da not alayım. Çünkü bunlar oldu, yaşadım ben. Doğru. Yani ama daha Gölköy yolunu bitiremedik. En büyük, Karadeniz'in en büyük yaylalarından biri Çambaşı yolunu bitiremedik. Dolayısıyla burada cevaben de şöyle getirmek istediğim nokta. Yani milletvekillerimiz var. Birçok bürokratımız var. Yani bu konuya ordulu olup da bu konuya ele atması gereken bir sürü isim var. Tabii ki herkes bir şey yapabiliyor. Ama demek ki yetersiz hala. O yetersizliğin artık birlikte bir hali, çünkü biliyorum ki işte muhalefet partisi ile birlikte bir araya gelinemiyor. Ama bence gelinmeli. Yani ben ordu vatandaşı olarak, orada yaşayan birisi olarak bu beni ilgilendirmez. Ben yoluma yapılsın bakarım. Yani Çambaşı'na ben çok rahat doğru gideyim diye bakarım. %100 haklı. O zaman orduya hizmet etmek nereden? O zaman ordu milletvekili olarak seçmeyelim kimseyi. Şöyle yapalım bunu. Mesela Trabzon'un şehir merkezinden en uzak ilçesine 35 dakikada gidebilirsiniz. Ama mesafe de kısa. Yani şey alanı kısa. Şimdi bizim gerçekten ordunun en büyük handikapı şu. Türkiye'nin ikinci en uzun yol ağına sahip. Ya arkadaş, biri bu, ikincisi siz İç Anadolu'da 100 kilometre yapacağınız maliyetle burada 1 kilometre yol yapabiliyorsunuz. Evet. Ya bu kadar ödenek aldı ordu. Mesela ben bizim dönemimizde işte hava alanı, işte Ünye çevre yolu, Ordu çevre yolu vesaire, bunlar hepsi gündeme gelince Ulaştırma Bakanlığı'nın bütün bütçesini kullandınız arkadaş dediler yani. Doğru, aslında çok büyük bütçeler kullanıldı. Ama yani yetmiyor. Ya coğrafyamız bu. Evet. Yani şimdi mesela Fatsa'ya çevre yolu şart. Şart.
45 dakikada, 50 dakikada insanlar geçemiyor belli Pasayı. Saatlerde ve yaz evet. döneminde. Şimdi bunu görmezden gelemeyiz. Yani ve Fatsa çevre yolunun yapılırken bence başka şeyler de gözetilmeli. Yani çünkü geçeceği yerlere ayrıca bir farklılık getiriyor çevre yolu. Tabii ki. Dolayısıyla yukarıdaki ilçeleri, arkasındaki ilçeleri de besliyor. Hem besliyor hem yakın hale getiriyor. Tabii ki. Yani işte orası mesela oranın 23 kilometre. Fasa çevre yolu sadece Fasa çevre yolu olmayacak. Değil tabii ki yani. Korgan çevre yolu olacak, Kumu çevre yolu olacak. Kabataş, yani, Aybastı çevre yolu olacak. Tabii hepsini çevre yolu olacak. Çünkü onları da Ordu'ya yaklaştıracak, İstanbul'a yaklaştıracak. Yani oraya ulaşımı yaklaştıracak. Tabii ki. 23 kilometre mesela ve bu kaç tane viyadök ve köprü olduğunu evet. bilmiyorum yani. Çok büyük maliyet. Var yine bayağı. Ben bununla ilgili bir şey vardı. Dolayısıyla bunlar ama bunlar olacak. Şimdi bakınız niye olamadı onu da söyleyeyim. Bir pandemi önemli bir etkendi. İkincisi daha önemli olanı da şu. Depremin bize maliyeti 110 milyar dolar. Ve biz bunun önemli büyük ölçü 70 milyar dolarını yaklaşık kendi öz kaynaklarımızı oralara transfer ederek. Bunlar olağanüstü şeyler. Yani dolayısıyla olağan sürece geçiyoruz. İnşallah Allah böyle büyük felaketler vermez ve yolumuza devam ederiz. Üçüncü ve daha büyük bir şey söyleyeyim. Türkiye ekonomik tercih olarak üretim ekonomisini tercih etti. Ama dünya finans ekonomisiyle yönetiliyor. Dünya finans ekonomisi Türkiye'nin bu tercihine boykot yaptı. Ve finansal olarak Türkiye'yi para politikaları olarak zora soktu. Yani bunları görmemiz lazım. Yani illa biz Türkiye'ye savaş ilan ediyoruz demesi gerekmiyor. Tabii yani, gerekmiyor ama orada şey anlamadım. Yani biz üretimi mi tercih ettiğimiz... Biz üretimi tercih ettik ve bununla ilgili de çok ciddi mesafe aldık ama aslında. Ama üretimde neyi kastediyorsunuz? Şöyle mesela, çok basit. Savunma sanayinden örnek vereceğim evet. sadece. Savunma sanayinden sadece Pakistan'a olan geçen yılki ihracatımız 5 milyar dolar. Ben tarım alanından baktım. Tarım şimdi planlanıyor mesela. Bunu bilmiyorum bilgi sahibi oldunuz mu? Tarım. Yerli tohumlarla ilgili çalışmaları hem, biliyorum. Hem yerli tohumlar da hem çünkü... de tarımda stratejik üretime geçiyoruz. Nasıl olacak? Şöyle olacak. İç Anadolu bölgesi bir sene soğan ekiyor. Soğan çok, bedava. Gelecek sene diyorlar ki soğan ekmeyelim. Bu defa soğan pahalanıyor. Evet. Şimdi asgari 3 yıllık master planla üretim planlamasına geçilecek. Bu tür. Ama bunlar bugüne kadar yapılması gerekirdi bence. Şöyle işte hani. Bunu ben daha önce bir programda da söyledim. Zaruretten lükse geçiyoruz. Yani öyle şimdi. Bir sıkıntı yaşanmadığı için şimdi yakışandı diye mi yani yapılıyor? O mu onu mu diyeceksiniz? Şöyle. Çünkü geçtiğimiz yıllarda. Bu hatalar izlendi gözlendi. Bir evet. de devlet çok hantaldır. Yavaş hareket eder. Evet. Bunu eleştirenler oluyor. Ben eleştirmiyorum. Hata yapmamak için yavaş ilerlemesi bence doğrusu. Doğru. Şimdi şöyle devlet yürüyüşüdür mehter Osmanlı'nın. İki ileri bir geridir. Emin adımlarla evet. gitmesi lazım. Yanlış yapıp düzelteceğini her defasında doğru yaparak gitmesi lazım. Hani bunu yanlış yaptık. Bu enerjiyi kaybetmememiz gerekiyor. Yani bunu başaracağız ama. Şu anda çok ben şu andaki Cumhuriyet tarihinin en başarılı kabinesiyle yönetiliyoruz. Bunu söyleyeyim yani teknik anlamda. Evet. Yani birçoğunu öğrencilik yıllarından tanırım ekibin yani. Hı hı. Hepsi kaliteli. Yani dolayısıyla bu ekip Türkiye'yi gerçekten çağ atlatabilecek bir ekip. Savunma sanayinde böyle oldu. Şimdi üretimimiz bizim %18-20'lerden %80-82'lere çıktı yerli kullanma. Başka bir şey daha. Şimdi mesela Irak savunma sanayinde Türkiye orijinli savunma aparatlarını kullanmak istiyor. İran ve Amerikan aleyhine. Ve bu anlaşma geçtiğimiz günlerde bizim Irak'la yaptığımız bir anlaşma var ve Irak PKK'yı yasa dışı ilan etti. Evet. Ve mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Bu ne demektir biliyor musunuz? PKK'nın %50'si imha oldu demektir. Evet. Bunlar önemli gelişmeler. Evet, ülke içerisinde büyük bir operasyon yapıldı ve imkan ve kabiliyetleri yok edildi terörün. Ama bizim dışımızda alanlarda da belli işte Suriye içlerine kadar girdik, belli alanları zapt ettik, oralarda yönetimler kuruldu. Bu modelleme terörü ötekileştirdi.
İçeride de biz aslında denemelerimizi yaptık. Yani arkadaşlar, siz siyaset mi yapmak istiyorsunuz? Bu ülkenin bütünlüğüne, bayrağına saygılı mısınız? O zaman buyurun yapın. Ama siz terörle birlikte olmak istiyorsanız hala kusura bakmayın. Bu noktayı diyecek hale geldik biz şu anda. Niye? Çünkü bir çözüm süreci yaşandı Türkiye'de, değil mi? Taviz olarak algılandı falan ama uluslararası sistem şu anda Türkiye'ye bu çözüm sürecinden dolayı ne yapıyorsun sen arkadaş diyemiyor. Avrupa Birliği ilerleme raporlarında Türkiye bu konuda tenkit edilemiyor. Bir sürü insan, terör destekçisi insan hapse atıldı. Bunlara niye hapiste bunlar demiyor, diyemiyor. Niye? Çünkü biz, eğer siz sivil siyaset yapmak istiyorsanız, terörden uzaklaştığınızı iddia ediyorsanız buyurun dedik ama yapamadılar, başaramadılar. Şimdi ya orada evet. Yani şöyle kesmiş oluyorum ama hemen kısaca açılım sürecini de sanki ben de kendim gittim orada gözlerimle gördüm. Ya çok bırakılmış ama orada yani Kürtlere yani hiçbir denetim çok fazla olmamış. Çok çekinilmiş oradan. Yani sanki biraz kendi hallerine çok fazla bırakılmış onlar. Şöyle, şimdi devlet otoritesi 40 yılı aşkındır bu sistemle kavga ediyor. Hı-hı. Ve askeri çözümlerle, bakınız terörle mücadele askerle olmaz. Sorunumuz ben bu. Asker olarak katıldım. Mesela bir örnek vereyim. Eşim öğretmendi, oraya attı, Cizre'ye atandı. Tam da hendek kazılan okula gidip geliyordu. Evet. Okulda okul müdürü oralı, işte milli eğitim müdürü oradaki, ilçe milli eğitim müdürü oralı ya da atanan diğer kurumların başındaki herkes oralı ve o kadar rahatlar ki çocuklar okula gelmiyor ve bunlar okullara devam edebiliyor. Daha bunun gibi daha birçok şey vardı o dönemde. Şöyle, feodalizm çok farklı bir şeydir. Mesela ağalık sistemi. Bunun bir geçmişi çok fazladır. Orada da baskın diyorsunuz. Tabii o. Şöyle. Şimdi siz bütün kölelerin talebi özgür olmak değildir. Bir köle sahibi olmaktır. Evet. Dolayısıyla bu ta Yavuz Sultan Selim doğuya giden ilk Osmanlı padişahıdır. Ve Şah İsmail'i yendiğinde 16 tane Kürt aşireti var doğuda. Bunlar homurdanıyorlar. Şah İsmail'le iyiydi araları. Baş danışmanlardan birini gönderiyor. Şah İsmail şeye, doğuya, Yavuz. Diyor ki git bunlara sor bakayım ne istiyorlar, niye homurdanıyorlar. Geliyor. Ne oldu diyor. Diyor ki efendim bunlar yönetilmez. Ne yapacağız? İdare edeceğiz diyor. Feodalizm var ya. Yönetmek norm işidir. Belli normları koyarsınız yönetiriz ama idare etmek onu tabiatına müdahale etmeden yaşamasını temin etmektir. İşte idare de edememişiz diyorum. Sorun da şimdi, idare edememişiz çünkü sonrasında açılım sürecinin sonrasında orada bir temizlik yapıldı. Evet. Şimdi biz haklıyız devlet olarak. Dolayısıyla bundan sonra artık onların böyle teröre dair bir talepleri olma ihtimali yok. Çünkü pek çok şey de aslında bu 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde talep ettikleri pek çok şey yerine getirildi. Çok da cazip gelmedi onlara yani. Gerçekten gelmedi. Yani biz şunu istiyoruz deyince verdiğinde o kadar da anlamlı gelmedi. Bir tek terörün dile getirdiği ve uzantılarını da siyaset yaparak bunu talep ettiği özellik ve ayrı devlet kurmaya gidecek yol. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade etmez. Kusura bakmasın kimse yani. Sen bu devletin otoritesini, bayrağını, sınırlarını kutsal görmüyorsan zaten bu devletin vatandaşı olamazsın. Kutsal görüyorsun da bu talepleri yapamazsın yani. İkisi birbirinin paradoksudur. Bu paradoksla olmaz, yaşanmaz. Dolayısıyla şimdi Türkiye teröre kaynak aktardı. Terörle mücadele ederken savunma sanayine ya fişek vermediler bize ya. Mermi terörle mücadelede. Ama biz şimdi bunların hepsini kendimiz yapıyoruz. Bu yetmedi. Savaş uçağımızı yaptık. Bu yetmedi. İnsanlı insansız silahlı silahsız insansız hava araçlarımızı yaptık. Şimdi insansız helikopter yapılıyor. Jet motoru yaptık. Seri üretime geçeceğiz. Dolayısıyla bunlar Türkiye'yi çağ atlatacak olan şeyler.
Haberi nereden alın biliyor musunuz? Sadece haberi düşmanınızdan alacaksınız. Atina radyolarını iyi dinleyin. Yani onlar zaman zaman siyasetler de söz ediyor ama biz şimdi ne yaptık? Hem kendimize yetecek hem de çevremizdeki dost ülkelere yetecek bir seviyeye geldik. İkinci önemli şey, Türkiye aslında uluslararası sistemde azarlanan, ötekileştirilen bir ülkeydi. Şimdi ne oldu? Sözü dinlenir, itibar edilir bir ülke oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız hem savaşan iki taraf dinliyor, doğru mu? Rusya-Ukrayna savaşında. Hem de Batılı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galiplerin haklarını korumak için kurulmuş olan kurumlara haddini bildirdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız bu 5 tane daimi üye dışındaki bütün devletlerin de takdirini kazandı. Başka bir şey daha oldu. Bakınız, herhangi bir siyasi partinin lideri çıkıp kendi iç meselesi olan kongresinde sen bırakıp gidemezsin. Sen Türk yüzyılının mimarısın ve kurucu mimarısın. Bunu inşa etmeden gidemezsin diye Sayın Cumhurbaşkanımıza seslendi değil mi Devlet Bahçeli? Sebebi ne? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız benim tanıdığımdan bugüne en büyük özelliğini hep korudu. Samimi bir adam. Hatasını da samimi yapıyor. İşini de samimi yapıyor. Kafasının arkasında hesap yapmaz. Net. Bu kadar net. Dolayısıyla bu netliği milletimiz seviyor. Yakın çalışma arkadaşlarından, milletvekillerinden, bürokratlardan bir sürü hata yapan, eksik yapan, yanlış yapan insan yok mu? Tonlarca var. Ama genel politikasını değiştirmemeye çalışan, yürüdüğü doğru yoldan dönmemeye çalışan önemli bir insan. Ve bu motivasyon, bu enerjinin mahallinde de orduya hizmete devam etmesi gerekiyor. Bu büyük enerjinin ordunun şu anda gerçekten refah dönemine geçeceğiz biz. Yani şu anda tam bir şey sırtındayız. Bıçak sırtıyız yani. Bu badireyi, bu ekonomik badireyi atlattığımızda ki ben atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Sebebi üretimi çoğaltıyoruz. Mesela krediler tüketicilere verilmiyor artık. Sen bir şey üretecek misin? Al kardeşim üret. Sen bir şey mi imal edeceksin? Al kardeşim imal et. Ve bunlara kolaylaştırıcı. İhraç mı edeceksin? İhraç kredisi veriliyor. Sebebi ne? Ülkenin zenginleşmesi. Ülke zenginliğinde ne yapacak zenginleştiğinde? Adil biçimde paylaşacak. Efendim şu anda adaletli paylaşılmıyor. Doğru, paylaşılmayan yerler var. Eksik olan yerler var. Bunların tamamının telafisi mümkün. Sadece bir şeye ihtiyacımız var. Ahlaklı olmaya ve iyi niyetli olmaya. Efendim falanca kötü niyetli çok kazanıyor. Burada yarışamayız. Bizim yarışacağımız alan medeniyetimin emrettiği, bizim medeniyetimizin emrettiği iyilikte, doğrulukta, güzellikte, sadakatte yarışmaktır. Yarışı bu alana çekmemiz gerekiyor. Kin'de, nefrette, düşmanlıkta yarışamayız. Yarışmamamız lazım. O alanı kapatmamız lazım yarışmalara. Tam da söylediğim şey bu. Siyasette de barışın temini için hiç kimseyi bulamasa kendisiyle kavga edecek adamların işi değildir siyaset. Barışık olacaksın bir defa kendine. Rahat ol. Millet tercih eder, seçer. Baş tacı ederiz. Tercih etmez, seçmez. Yine teşekkür ederiz millete yani. Bu olgunlukta olmazsak eğer siyaset yapılmaz. O zaman bizi sürükler. Oradaki kin ve nefrete ve hırsa bizi sürükler. O nefsimiz buna hani şeydir, meyyaldir yani. Pop poflandığında, birisi gaz verdiğinde, gazla çalışıyorsan gidersin yani şarampole. Halbuki bizim teenniyle daha fazla milletin menfaatini, kamunun menfaatini, toplamda menfaati düşünen ve iklimi güzelleştirmeye çalışan insanlara ihtiyacımız var. Biz şimdi burada bir hava teneffüs ediliyoruz. Kapalı bir oda. Burada biz 5-6 saat kalsak buranın havası biraz değişir ve bunu hissetmeye başlarız. Bu havayı temiz tutacak olan insanlara ihtiyacımız var. İklimi değiştirmemiz gerekiyor. Tüm siyasette. Ben şunu söylemiyorum. Bu ayrıştırma, ötekileştirme değil. Böyle siyaset yapan herkes hangi partide olursa olsun memlekete doğru hizmet ediyordur. Eğer kin ve nefretle, revanş algısıyla siyaset yapıyorsa bir insan hem kendisine hem bulunduğu siyasi partiye hem de topluma zarar veriyordur.
Biz bu zararlılardan bu memleketi kurtarmamız lazım. Şimdi bir tane mesaj gelmiş. Çok da bakmadım aslında mesajlara. Çünkü konu da çok bence evet. Yani siyasetteki bu tavır beni de çok rahatsız ediyor. Kavga ortamı. Evet. Yani birçok sokaktaki insanları da rahatsız ediyor. Herkes artık ya şu seçim bitsin şeyine geliyor. Ben AK Parti'nin seçmeniydim. Üyesiydim. 10 gün önce istifa ettim. AK Parti'nin seçim kaybı ekonomik durum değildir. Seçmenine ve halka yukarıdan bakmak demiş. Emekliyim. Benim maaşım 10 bin. Vekilin maaşı 100 bin. Fazla bu durumda değilim gibi bir şey yazmış. Şöyle ama tabii yani haklı yani, olduğu yer var. Tabii. Ben söyleyeceğim yani emekli maaşı 10 bin lira olmaz. Bu doğru. Bu ekonomi şartlarda. Burada benim şahsi kanaatim bu ne partimi bağlar ne de hükümeti bağlar. Bu EYT konusunda bir tedricilik olması lazımdı. Topyekün verildi. Bu yanlıştı. Bu ekonomik olarak çok ben ciddi bir... Ben de EYT'liyim ve bu stüdyoda bunun yanlış olduğunu söyledim. Ben bu yaşta emekli olmamalıyım. Kesinlikle. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Ben bu abimize diyelim emekli olduğuna göre katılıyorum. Doğru söylüyor. Yani 10 bin lirayla olmaz. Bunun şu anda çalışmaları yapılıyor. Yani ben hani proaktif davranmayayım ama seçimden sonra bunu... Kamuoyunda da böyle bir beklenti var. Seçimden önce taahhütleri yapılabileceğini düşünüyorum ben. Yani millet rahatlasın. Hı-hı. Evet. Çünkü ya yani şöyle deprem oldu, ekonomik sıkıntılar oldu, bir sürü şey oldu ama millet yine o deprem bölgesinde bile Sayın Cumhurbaşkanımıza itimadını korudu. Neden? Gittiğimiz orada diyorlar ki başka kime güvenelim de yapsın. Şimdi seçimden sonra baktık ki eğer bu hasbelkader Kılıçdaroğlu kazanmış olsa da bu heyete vekalet vermiş olsa birbirlerinin kafalarını kıracaklarmış yani. Ya Türkiye'yi teslim ettiğiniz adama CHP'yi teslim edemediniz ya. Ya çok ilginç yani bu gerçekten ürkütücü bir manzara ya. Ya hatası günahı eksiği olabilir o ayrı bir şey. Zaman içinde siyasetin yenilenmesi, gençleşmesi lazım. Bu ayrı bir şey. Ama ben emeklilerle ilgili bu politik ve yasal süreç el verdiği en kısa zamanda rahatlatıcı tedbirlerini alacağını biliyorum. Biliyorum. Zannetmiyorum. Ama takvimini, timingini, derecesini... Buradan şunu çıkarıyoruz. Kesinlikle emekliye dokunulacağını tabii çıkarıyoruz. Orada hiç tereddüt yok ama bunun zamanlaması... Bizim yarın akşam için bir haber konumuza çıkmış olur. Zaman olarak ne zaman olacak? Hangi miktarda rahatlatma sağlanacak? Bunlar tabii şeyin işi, siyasal tabii. Sorumluların işi. Hı-hı. Ben bunun olacağını biliyorum. Yine gelelim siyasetteki etik konulara. Yani şöyle... Ben bunu kişisel olarak oldum olası söylemişimdir. Herkes şimdi şöyle düşünüyorum. Ben orada işte 5 siyasi partiden ya da 6 siyasi partiden, 7 siyasi partiden ya da bağımsızlarla birlikte belki de 250-300 tane aday şu an başkanlık için yarışıyor. Belki de çok daha fazla. Ve bunların hepsi bu topraklara hizmet etmek için. Bu kadar. Neyin kavgası? Şöyle, kavga şunun kavgası. İşte tam bahsettiğim şey, Medine-i Fadıla'da tanımlanan siyaset var ya, kendisinde akıl olarak, mal olarak, yetenek olarak fazlaya dair olanı diğer insanlar için bedelsiz kullanmaktır siyaset. Biz öyle demiyoruz ama. Bizim şeyimiz, darbu meselemiz değişti. Biz dedik ki bal tutan parmak yalar. İktidarsan alırsın, götürürsün, bir kısmını yersin falan. Bunlar kabul edilemez. Bence de. Cazibesi buradan geliyor işte bu siyasetin aslında. Yani sorun bu. Gerçekten eğer bir idealiniz yoksa, gerçekten bir erdemli inşa, bir erdemli inşa etmeyeceksiniz. Ben şöyle diyorum, o şehirle alakalı bir hayaliniz. Hayaliniz yoksa, yoksa bir anlamı yok ya. Yok. Bu şahsi hırsın tatmin edileceği bir alan değil ya. Bir de şu var, bence AK Parti bu hatayı yaptı. O oturulan koltuklara... hani olmuş insanları koymak bence çok daha doğru olur. Kesinlikle. O koltuğa oturduktan sonra olmak olmuyor. Zaman olmaz. Kaybı. Orada olma ihtimaliniz yok. Orada olgunlaşma ihtimaliniz yok. Çünkü sizi dürten o kadar kötülük var ki evet. Bir tanesine meyledebilirsiniz.
Yani orada direnmek zorlaşabilir. Onun için nübüvvet yani peygamberlik 40 yaşından önce hiçbir peygambere gelmemiş. Belli bir olgunlaşma süreci yaşanmış. Sembolik olarak olabilir işte falanca kesmi temsilen şu olsun falan ama siyasetin muharrik gücü esas taşıyıcı kolonlarında tecrübeli, ahlaklı, erdemli, ötekinin hukukunu kendi hukuku kadar kutsal sayan insanlara ihtiyaç var. Başkası yalan. Böyle olmaz yani. Şunu söyleyeyim ben yani hani ben öğrenci olarak Ankara'ya gittiğimde 1985 yılından bahsediyorum. Üniversiteye gittiğimde Doktor Hilmi Gürer'e teslim edildik biz yani. Düşünebiliyor musun? Kendisinden sonra gelenlere rehberlik etmeye çalışma çabası vardı ta o günden. Evet. Bu olgun insanın bu şehre katacağı çok büyük şeyler var gerçekten. Sadece gösterişi sevmiyor. Sevmiyor. Ve bundan hiç hoşnut değil. Bu da onun karakteri. O zaman ne yapacağız? Etrafını sağlıklı insanlarla donatarak bu erdemli siyasetin orduda inşası için çaba göstereceğiz. Gayretimizin bu olması lazım. Her birimize düşen vazife budur. Yani gösterişi sevmeyi bilir insan ya. Yani. Ben mesela Fındık'la ilgili yaptığım mücadeleyi tanığım ben yani. Evet. Yani gerçekten yani bir uluslararası tröstle mücadele ettin. Kim adına ne adına yani. Türkiye'deki fındığın %30'u Ordu'da üretiliyor. Fındığın başkenti Ordu. Dolayısıyla burada fındık meselesini gündem etmeden hiçbir siyasetçi siyaset yapamaz. Onun meselesini mesele edilmesi lazım. Aynen öyle. Edindi mi? Edindi. Yani eksiklerini gidermeye çalışıyor. Bunun için ciddi bir çabası var. Geri adım attırdı. Bunlar önemli şeyler. Evet. Ve ben önümüzdeki dönemde bunun çok daha profesyonelce yürütüleceğinden eminim. Yapılacak bir şey var. İşte sanayi bölgeleri açılıyor. Bakınız başka bir şey daha bu arada yapıldı. Çok haber falan da olmadı yani benim izlediğim kadarıyla. Serbest bölge kuruldu. Evet. Bu önemli bir şeydir. Ve oraya şimdiden arıyorlar mesela işte yatırım yapacak olanlar falan gelmek istiyor. Hemen seçimden sonra oranın bir resmi teşkilatının kurularak organizasyonu yapılarak sermayedarların yatırım için gelmesi gerekir. Altyapının bir an önce yapılması bu gerekir. Bu istihdam için çok önemli. Ünye Organize Sanayi Bölgesi işte geçen gün gezdik yağmura rağmen kendiliğinden türemiş bir sanayi var orada. Onun düzenli hale getirilmesi lazım ikinci organize sanayi olarak. Fatsa Organize Sanayi daha profesyonel gidiyor ve çok da iyi gidiyor. İstihdam mükemmel ve üretim mükemmel. Yani şöyle ben Ordu Organize Sanayi ile karşı karşıya getirdiğimde Ordu Organize Sanayi ikincilikte gibi. Yani burada çok ciddi bir fark var orada. Başka bir şey daha mesela Adalet Teşkilatı'nda, mülki idarelerde, sağlıkta, altyapılar aşağı yukarı tamam. Şimdi şehir hastanesi bitmek üzere. Ya sağlıkta demişken orada ben eksikleri şöyle söyleyeyim. Bunun içindeyiz biz çünkü. İzleyenlerimiz de bize katılacaktır. Yani çok acil özellikle araştırma hastanesinin bir an önce taşınması gerekiyor. Bitmek üzere ama. Yani tabii bitmek üzere ama çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Çünkü büyük bir çile yaşıyor vatandaş. Oldukça hızlı hareket ediliyor. Ben evet biz yakından takip ediyoruz. Yani olacak. Onun yani işte bağlantı yolları yapılıyor, altyapısı yapılıyor. Yani her şey komple bir anda yapılıyor yani. Durmadı yani Allah'ın izniyle. Ve devlet hastanesinin de orada tamamen taşınmasına ben kendi şahsi düşüncem. Bununla ilgili Ordu kamuoyunda da ciddi yer olduğunu şehir biliyorum. Şehir merkezinde de bir sağlık ünitenin kalması gerekir. Eyvallah. Onun planlaması da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Çünkü bu hususta seyircilerimizi, izleyicilerimi yanıltmayalım. Teknik bilgiye sahip değilim. Ama ordulunun menfaati neyi gerektiriyorsa onunla ilgili tedbirleri almak. Biz onun için mücadele ediyoruz. Eyvallah. Hepimiz onun için mücadele edeceğiz. Yani birimiz diğerimizin rakibi değiliz bu hususta. Hiç değiliz. Toplamda İyi, doğruyu, güzeli çoğaltacağız. Biz seçim sürecinde ben şimdi adaylarla sürekli bir araya geliyoruz. Diyoruz biz kazanan adayın mesai arkadaşıyız. Evet. Yani bu kadar. Mecburuz yani o şekilde yapmaya. Bir de işte o kurumların çalışanı olabilmek bence çok önemli. Dolayısıyla orduya hizmet bence oradan da çok fazlaca geçiyor diye düşünüyorum. Şimdi Aykut süreyi tamamladık üzerine gidiyoruz. Bir 10 dakika daha devam edelim mi diye ben yayın yönetmenimden bir süre alayım. İzin verirse devam edelim.
Tamam, edelim o zaman. Eyvallah. Şimdi seçimde son bir haftaya gireceğiz. Ve son bir haftada işte bazı anketler var, kafa karıştıran anketler var. İnsanların kendi, benim de kendime göre bir anketim var mesela. Sizin de muhtemelen vardır. İşte ama bu alan nasıl o yankıyı geri veriyor? Yani sizce bu anketler ne kadar doğru? Hangisi şöyle, doğru ya da? Bunlar çeldirici anketler, onu söyleyeyim. Şimdi yani anketleri de yasak geldi galiba, onları da açıklayamıyoruz da. Onun için açıklayamayız ama şunu söyleyeyim ben. Benim böyle bir özelliğim vardır. Ben 99 seçimlerinde bir profesyonel anketçi olarak çalıştım seçimlerde yani. Ve elde ettiğim sonuçlarda yanılma payı %1 değildi yani. Daha mı fazlaydı? Ha, daha azdı yani. Hmm. Hatta, onun bir analitiği var ama çalışma şekli var. Tabii, yani tabii. Dolayısıyla yani şöyle, hem yaş grubu, eğitim grubu, nüfusa oranla işte şey sayısı. Meslek çarpanı var. Tabii tabii. Bildiğim kadarıyla aynı meslekten. Çok profesyonel bir şey. İşte taşrası, şehir merkezi vesaire. Şimdi bu taşra dediğimiz yani İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, işte sahil şehirleri, Antalya falan, buraları biraz daha profesyonel yapıyorlar ama biraz taşra dediğimiz yeri biraz daha şehir merkezlerinde yapıyorlar. Ve anket sahibi kimse, o anket sahibinin lehine sonuç raporları hazırlanıyor. Yani bunları şahit olduğum için söylüyorum. Evet. İsim zikretmiyorum, genel anlamıyla söylüyorum. Ama bunu daha da ileri götürüp sadece bir şahsın başarısının tescili, daha önceden böyledir, biz zaferle geliyoruz yani ilanı Anlısı. Yapmak çok yanlış bir şeydir. Yani bu şeyi de ticareten de çok sakat bir şeydir, uzun vadede söylüyorum. Hayal kırıklığı da büyük olur yani. Tabii gözlemim benim şu yani, sağduyuyla inşallah barış içinde seçimler sonuçlanacak. Benim şahsi olarak hani rakam vermiyorum, şey vermiyorum ama burada Büyükşehir Belediyesi'nde bir yönetim değişikliğinin olacağını düşünmüyorum. Gözlemim o. Çok açık bu görünen. Bazı ilçelerde sıkıntılar var. Bazı ilçelerde yani adaydan kaynaklı var. Aday yapıldıktan sonra adamın yaptığı usluptan kaynaklı var. Ya da işte diğer adaylarla olan münasebetinden kaynaklı var. Pek çok sebep sayabiliriz. Yani bir ilçede diyelim ki bizim AK Parti olarak oy oranımız %80-85, belediye başkanı belki %35-40'la seçilecek. Yani evet. Ya da seçimi kaybedecek. Evet. Bu işte yanlış aday tercihinden olabilir. Yani başka türlü izah edemezsiniz. Başka bir şey daha var. Bu bahsettiğim şahıs ve mensup olduğu siyasi parti neticede bir siyaset nöbet değişimidir, kan değişimidir, bayrak yarışıdır. Bugün AK Parti'de daha önce yöneticilik yapmış, belediye başkanlığı yapmış olan isimlerin başka biriyle devam etmesi, bayrak yarışını başkasına vermesinden istifade ederek bu önceki dönem başkanlık yapmış insanları devreye soktular. Hani onların politik gücünden istifade etmek için daha fazla oy nasıl alabiliriz diye. Bu buradan başka bir siyasi partinin adayı biraz daha öne çıkabilir falan. Bunlar olabilir, mümkündür. Evet. Ama bu sürdürülebilir bir siyaset değildir. Bu bahsettiğim siyasi partinin siyaseti sadece rüştünü ispat etmek için seçime girmiştir. Ve ben öyle tahmin ediyorum ki reşit olmadığı anlaşıldığında 1 Nisan sabahından itibaren, genel başkanından itibaren tasfiye olacaktır o siyasi parti. Yani bu kehanet değildir, onu söyleyeyim yani. Öyle... O sadece ordu için mi geçerli, yok, yoksa? Yok, siyasi partiden bahsediyorum. Genel anlamda söylüyorum. Ordu da bundan nasibini alır. Yani orada tereddüt yok. Yani çünkü şey değildir, doğal seyir. Doğal seyir. Ya diyorsun ki bu böyle olmaması lazım. Bu bitki böyle büyümemesi lazım. Bir bakıyorsun dibine kezzap konulmuş. Yani çünkü yamuk büyüyor. Doğru değil. Ya da bu kadar hızlı büyümemesi lazım. Bir bakıyorsun ona başka bir madde konulmuş dibine. Doğal büyümeyen, doğal gelişmeyen hiçbir şey normal değildir. Siz bir zaman diyeceksiniz ki senin zerre kadar gücün mü var kardeşim? Bu siyasi partinin ve siyasi parti liderinin gücüdür. Sen kendinde bir varlık mı görüyorsun diyeceksin birine. Sonra çıkıp sen kendinde varlık olduğunu iddia edeceksin. Bunu siyasette çok görüyoruz ama.
Bu, yani biz son ordu olarak çok gördük. Bunu bizim az gördüğümüz zaman bilin ki siyaset rayına girmiştir. Bugün berrak su diye bunu tanımlayacaksın. Yarın bu çok kirli bir su diyeceksin. Bunun ne kadar güvenilirliği olabilir? Sonra siyasetin sehif secdesi yoktur. Sehif secdesi nedir biliyor musun? Namaz içinde herhangi bir rüknü yanlış yapmışsan bir secdeye giderek düzeltirsin. Siyasette sehif secdesi yok. Hata yaptığın zaman iptal olursun. Siyasetin sehif secdesi yok. Yanlış yapmayacaksınız. Telafisi yok yani. Hiç affetmiyorsunuz. Hiç affetmez. Affetmemeli de. Ayrıca siyasetin çok güzel bir yönü de var. Onu da paylaşayım izleyicilerimizle. Diyelim ki siz uzun süre toplumun genelinin reyinden, görüşünden uzak kaldınız başka bir yerde. Bir gün toplumun huzuruna çıktınız. Ben sizin temsilcinizi olmak istiyorum. Belediye başkanınız, milletvekiliniz olmak istiyorum. Seçilmiş olmak istiyorum dediniz. Eğer iğne ucu kadar yanlışınız varsa 250 bin defa büyüterek önünüze konuluyor. Aynen. Kendiniz toplumda ne olduğunuzu anlamak için bir defa siyasete girmeniz lazım. Toplum sizi nasıl görüyor yani? Bu çok önemli bir şey. Ya yani toplum hani kalabalıkların şehadeti önemlidir. Şahitli. Sizden değilse, sizdense olmadığı kadar ya da olmadığınız kadar büyütebiliyor. Değilse hak etmediğiniz kadar sizi yerin dibine sokabiliyor. Ama o ben burada taraftarların şehadetine değil, karşıtların şehadetine önem veririm. Yani şunun için eksiği her insanın vardır. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Tabii. Ama kasıtlı yanlışları ve kusurları varsa, kasıtlı, bilerek, isteyerek yapmışsa onlar ortaya çıkıyor. Ve bu çok hoş bir şey yani aslında. Evet. Ya kendini düzeltir, yoluna devam eder ya da siyasetin kirli raflarında yerini alır. Yani vazgeçilmez insan yok. Herkesten vazgeçilebilir. Buralarda çok büyük... Ordu siyaseti bunu gördü. Biz de orada buna çok şahit oluyoruz yani. Evet. İnşallah bundan sonra olmayacağız. Olmamalıyız. Ya da şöyle olsun tabii ki yani siyaset yer değiştirecek ya da siyasiler yer değiştirecek ama biz arkada kalan siyasetleri iyiliklerle analım. Yani ben onu herkes tam yerinde bıraksın. Odur. Tabii tabii. Gelen siyasetçi onun yaptıklarından dolayı yine bunlara bu şeylere girmesin. Hepsi çünkü şöyle herkes orada hizmet etmek için ben öyle bakıyorum. Ben de öyle bakıyorum. Hiç kimseyi kasıtlı olarak. Yani ve şöyle ben çok yakınımda olsa orada yaptığı yanlış bir şey varsa bunu söylüyorum. Ve mümkün olduğu kadar da yüzüne söylemek aslında istiyorum. Aslında ona hizmet ediyorsunuz biliyor musunuz? Doğrusu evet. Budur yani. Tabii odur. Şimdi ben bana da öyle yapılsın isterim. Şimdi bu seçim münasebetiyle de biraz ilçeleri dolaştım. Hı-hı. Bazen münferiden bazen de Sayın Bakanımızla birlikte dolaştım. Mesela orada şunları duymak o kadar hoşuma gidiyor ki. Ya ben diyor bir sıkıntım vardı aradım. İlk aramamda açtınız döndünüz ve benim meselemi çözdünüz. Hakkınızı helal ettiniz. Teşekkür bile etmeye zamanım olmadı. Şimdi sizi bunu onlarca defa duydum bu 10-15 gün. Evet. Bundan çok mutlu oluyorum. Doğru. Mesela benim gıdam bu. Allah razı olsun desin yeter. Nedir yani? Başka ne kalacak bizden geri ya? Hoş bir sadaka kalsın. Aynen öyle. Bu telaşla siyaset yapmamız lazım. Onun için yolumuz bu tür insanlara güç vererek gitmesi lazım. Güç evet. Verelim, destek olalım, gayret edelim. Diyelim ki arkadaş sen burada olmalısın. Çünkü hani bir insan kolay yetişmiyor. Gerçekten zor bir süreç insanın evet. Yetişmesi. Dolayısıyla yetişmiş insanlarımıza da küçük meselelerle saf dışı yapmamamız lazım. Yoluna gitmesi lazım. İyi üretimle, iyi hizmetle yolumuza devam etmesi lazım. Ben şöyle bir de bir ordu birlikteliğinin olması gerekiyor. Orduya kesin. Yapılacak şeylerle alakalı. Niye bizim yani, siyasal sınırımız var ya? Yani. Ya biz Samsun'dan, işte Giresun'dan farklı, Tokat'tan farklı, Sivas'tan farklı olduğumuz için burada başka bir il olmuşuz. O zaman biz bu kimliği, ordulu olma kimliğini biraz daha hani onları ezmek için değil ya da onlardan haksız bir şey elde etmek için değil. Hak ettiğimizi alabilmek ve birbirimize daha sımsıkı sarılabilmek, güç olabilmek için. Çünkü şunu da görüyorum ben. Bir şey yapılıyor. Doğru bir şeye muhalefet sadece muhalefet edebilmek için ya da farklı açıdan bakıyor diye hiç istişare yapmadan yapan kişilerle direkt eleştirebiliyor. En azından o istişare yapılsın. Yanlış bir şey varsa bunu
yani ricayla söyleyebilsin. Bunu alo bak burada yanlış yapıyorsunuz böyle böyle diyebilsin. Çıkıp televizyonlarda ya da sosyal medyalarda bunu yapmanın kimseye faydası yok. Ancak şov yapmış olunuyor. Diğeri bu aynı şey, bu aynı şey iktidar vekilleri ya da belediye başkanları için geçerli. Tabii ki. Yani burada şu var işte, bu yapıcı olan şey budur aslında, biliyor musunuz? Fark etmeyebilir insan. Görmeyebilir insan yani. Bu yanlışı fark etmemiştir, görmemiştir. Ona onu görmek aslında çok önemli bir şey. Teşekkür edilmesi gereken bir şey bu, biliyor musunuz? Ben uyardığın için çok teşekkür ediyorum demek gerekir yani. Evet, zaman zaman yine görüyorum. Şimdi hakkını yemeyeyim, oradaki siyaset yapanları bunları zaman zaman istişare yapıyor. Eyvallah. Ama bunun daha çok yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi süremizi tamamladık ama ben İstanbul'da konuşmak istiyorum. Evet. İstanbul'da neyi konuşacağız? Hani İstanbul seçimini ayrıca konuşuyoruz ama İstanbul'da şu an bizim yaklaşık 12 tane ordulu adayımız var. Biz geçen dönemde 7 tane aday adayımız vardı. Bir tane adayımız oldu. Evet. Bir tane şu anda Deniz belediye başkanımız. Evet, evet. Deniz başkanımız. Bu dönem biz çok mücadele ettik. İstanbul'daki derneklerle programlar yaptık. O dernekteki insanların dilekleri başka bir şeydi. Biz onları bakın burada kalabalığız biz. Çok kalabalığız. Bunu bir yerlere taşıyabilelim. Orduluk bilincini burada oturtabilelim diye çok mücadele ettik. Oradaki dernekler de öyle. Velhasıl çok güzel bir kareye karşı karşıya kaldık. Yani bu aslında şu orduluk adına ben bundan gurur duyuyorum. Eyvallah. İstanbul'da yaşayan ordulardan gurur duyuyorum. Şimdi önümüzde bir seçim var ve seçilebilir yerde 4 tane ordulu adayımız var. Diğer adaylar da sürpriz olur yani seçilebilir ayrı ama gözüken o. Yani Deniz Köken bence rahat orada diye düşünüyorum. İnşallah. Ali Başkan, Ali Tombaş, Sultanbeyli de yine o da rahat. Oktay Aksu Sarıyer'de bilmiyorum nasıl olur, inşallah olur. Orası biraz karışık. Karışık. Çünkü Şükrü Başkan da gerçi bize evet. O da yakın bize yani. Evet. Ama orada işte ben buraya hakimim diyor. Ben de bağımsız adayım diyor ve güçlü bir aday aslında. Zeytinburnu'nda da Onur Soytürk var. O da hem yani çok yakışıyor kendisi. Gerçi tabii siz şimdi bir AK Partili olarak yani AK Parti'ye de olsun isterseniz ama ben de diyorum ki orada bir ordu milliyetçiliğini yaşatabilelim. Şöyle. Yani bu, ve Onur şimdi şöyle anlatayım. Bu başkanlarımızın hepsinin güzel özellikleri var. Ben Deniz Köken'i çok rahat gördüm. Bir program yaptık. Sonra anketlere baktım. Niye rahat olduğunu anladım. Ciddi fark var. Ve daha önceki seçimden ciddi fark var. Ve Eyüp Sultan'a gitmişsinizdir. Tabii ki. Bir Deniz Köken farkını göstermiş orada. Bu da bize ayrıca mutluluk veriyor, gurur veriyor. Çok şükür. Ve bir iş yapmış olmanın verdiği mutluluğu yüzünde görüyorsunuz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ben aynı şekilde inşallah diğer adaylarımız da İstanbul'da seçimleri kazanır. Dolayısıyla onların orada belediye başkanı olması bizim ordunun en ucra köşedeki sorunlarımızın çözmesine bir kapıdır diye düşünüyorum. Moral büyük bir moral. Mesela Kumru Belediye Başkanı geçen gün Kumru'ya gittiğimizde Yusuf Başkan dedi ki Sayın Vekilim dedi burayı Deniz abiye yaptırdım dedi evet, mesela. Evet. Bu önemli bir şey. Çok. Ya dolayısıyla oradan buraya fark olabilir. İkinci bir şey daha söyleyeyim ben tabii. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili İstanbul'da Murat Kurum çok profesyonel bir adam. Gerçekten evet. Projeci bir adam ve ben deprem bölgesindeki şahitliğimi söyleyeyim yani. Hiçbir mesai gözetmeksiz, riyasız, yani duş almaya vakit bulmadan 2 ay orada çalıştı adam. Gerçekten. Çalışması gerekiyordu. Bakandı, bu felaketi atlatmak için birilerinin taşıması gerekiyordu bu yükü ve taşıdı. Şimdi orada da mesela ideolojik davranmadan teknik olarak İstanbul'un en büyük sorunu beklenen deprem. Yani yakın zamanda olabileceği tahmin edilen olmayabilir de ama bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. 2, ulaşım. Ben Ankara'da yaşıyorum. Şu anda Ankara'da trafik İstanbul kadar berbat hale geldi. Neden biliyor musun? Ben kavşak, alt geçit, üç geçit yapmam dedi Mansur Başkan. Yapmadı, yatırım yapmadı. Emin ol, yani daha önce 10 dakikada geldiğimiz yolu 1 saatte gelebiliyoruz. Bunun 2 tane sebebi var. Bir tanesi depremden sonra Ankara en büyük göç alan illerden biri. Deprem. Doğru. Korkusundan. Hı hı. İstanbul'dan 70 bin kişi gelmiş yani düşün. Evet. Dolayısıyla bu göçü göğüslemesi gerekir. Ankara'nın evet. Doğal seçimden seçime çoğalan insan
sayısına bile hani çözüm üretmedi. Şimdi evet konuşmuyor, doğru. Tek özelliği konuşmamak. Yani konuşmayan insan değil, biz çalışan insana ihtiyacımız var. Ankara için söylüyorum. İstanbul, yani Ankara'da biraz hani ara açık, yani sürpriz olur Turgut Başkan'ın kazanması. Ama İstanbul'da ara çok yakın. Evet. Yani her an her şey olabilir. Yani ikisinden birisi yani çok 0.5'lerle falan kazanabilir, kazanırsa. Ama İstanbul yaşanabilirliğine devam etmesi için Murat Başkan'ın başkan olması lazım. Gerçekten öyle. Çünkü hani projeci bir adam. Bize teknik adam lazım yani. Seremonik adam lazım değil. Umarız seçimler hem ordu için hem Türkiye için bu mübarek ayda barış ve kardeşlik için de sona erer. Aynen öyle. Kim milletimizin iradesine, teveccühüne mazhar olursa bizim baş tacımızdır. Demokrasinin gereği budur. Kimseyi düşmanlaştırmayız, ötekileştirmeyiz. Böyle bir amacımız yok. Ama sağduyunun, aklı selimin galip gelmesi ve hizmete ve hizmet umuduna ve sağlıklı yapılara insanların iradesinin yönlenmesini talep ederiz tabii doğal olarak ordu için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi süreyi çok aşmışız. Biz de farkına varmadan bayağı. Ama tabii İstanbul'u ben ayrıca önemsiyorum. Oradaki ordular çok önemli. Üçüncü sıradayız orada biliyorsunuz. Tabii üçüncü sıradayız. Kafa kafayız. Yani üçüncü ile ikinci arasında çok bir fark yok. Çok fark yok. Sivas bayağı araya açmış durumda. Evet. Hani bir filmde var ya Sivas'ta Sivaslar yaşamıyor falan. Hakikaten İstanbul'dalar. Gerçekten öyle ama. Ama köşe başlar hep Trabzonlularda. Yani işte ona da ayrıca. Onlar göçebe. Bakmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizin her program çok keyifli, sohbet gerçekten güzel. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. De kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Bütün seyircilerimize de iyi bayramlar diliyorum şimdiden. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, sevgili İhsan Şener'le yine güzel bir sohbeti gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine ordunun herhangi bir köşesini konuşmak için burada olacağız. Yine hizmetleri yarıştıracak projeleriyle adaylarımız. Biz de sizlere anlatmaya çalışacağız. Görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler.